Dostlar merhaba. Dersime hoş geldiniz. Eser özetleriyle artık sizlerle birlikte olacağım. Tanzimat dönemiyle başlayacağız dostlar. Kanalımda sadece destan özetleri vardı. Büyük bir eksiklikti bu. Artık bu eser özetlerini kanala yüklemek istedim. Tanzimat dönemiyle başlıyoruz dostlarım bu dersimizde roman ve hikaye <laughs> Affedersiniz roman ve hikaye özetlerini ele alacağız. Haydi işimiz uzun. Hemen başlayalım. Öncelikle Şemsettin Sami ile bir başlayalım. Taşuk, Talat ve Fitnat. Talat, Hacı Baba'nın dükkanında onun üvey kızı Fitnat'ı görür ve ona aşık olur. Fitnat da Talat'a aşık olmuştur. Talat kadın kılığına girerek ve Ragibe adıyla Fıtnat'ın evine nakış öğrenmeye gider. Talat Fıtnat'ın da kendisine aşık olduğunu anlayınca ona kendisini Talat'ın kız kardeşi olarak tanıtır. Üsküdar'da zengin ve dul bir adam olan Ali Bey ile Fıtnat'ı evlendirmek isterler. Fitnat, Ragibe'ye bu haberi verdiği gün Ragibe gerçek kimliğini açıklar. İki genç şayet evlenemeyecek olurlarsa intihar etmeye karar verirler. Evet, Taşku Talat ve Fitnat'ın hikayesi özeti tam olarak buydu dostlarım. Gelelim Namık Kemal'e. İntibahla başlayacağız. Roman Ali Bey'in Sergüzeşti adıyla da bilinir. Daha sonra sansüre uğramış ve intibah adıyla yayınlanmıştır. Edebiyatımızın biliyorsunuz ki ilk edebi romanıdır. Hayat tecrübesi olmayan, iradesiz bir genç olan Ali Bey, hafif meşrep bir kadın olan Mahpeyker'e aşık olur. Sevgili dostlarım, Tanzimat döneminde yazılan romanların hemen hemen tamamında neredeyse böyle hafif meşrep bir kadına rastlamak mümkündür. Bu romanda da Mahpeyker karşımıza çıkıyor. Nasıl bir kadın olduğunu öğrense de kendisini sevdiğini ve değişmek istediğini düşünerek görüşmeye devam eder. Annesi oğlunu Mahpeyker'den kurtarmak için Dilaşup adıyla güzel bir cariye alır. Bir akşam eve dönmeyen sevgilisinden şüphe eden Ali Bey kadını terk eder. Oldukça güzel olan Dilaşup ile evlenir. İntikam almak isteyen Mahpeyker ise Dilaşup'a iftira atar. Kurulan tuzağa kanan Ali Bey Dilaşup'u kovar. Dilaşup Mahbeyker tarafından satın alınır. Mahbeyker her şeye rağmen Ali Bey'i tekrar elde etmek ister ancak tekrar hakarete uğrayınca Ali Bey'i öldürtmek için tuzak kurar. Dilaşup kendisini feda ederek Ali Bey'i ölümden kurtarır. Ali Bey de Mahbeyker'i öldürür. Kendisi de 6 ay sonra hapiste vefat eder ve böylece romanımız sonlanır. Evet Namık Kemal'in diğer bir romanı dostlarım Cezmi biliyorsunuz edebiyatımızın ilk tarihi romanı olarak bilinir. Yazar iki cilt olarak tasarladığı bu eserin sadece ilk cildini tamamlayabilmiştir. Roman Namık Kemal'in İslam Birliği ülküsü ile ilgilidir. Eserde Cezmi'nin yetişmesi, Osmanlı-İran savaşlarındaki kahramanlıkları, İran'da esir olan Kırım şehzadesi Adil Giray'ı kurtarma çabaları yazarın coşkun üslubu ile anlatılır. Adil Giray ile ona aşık olan İran şahının karısı ve kız kardeşi romanın sonunda ölürler, vefat ederler. Evet Ahmet Mithat Efendi 40 beygir gücünde yazı makinesi değil mi? Yazmış da yazmış be mübarek. Biz de önemlerine bakacağız. Çengi ile başlayalım. Daniş Çelebi geçimini mahallede muskalar ve büyüler yaparak sağlayan bir kadının tek çocuğudur. Daniş Çelebi de okuduğu kitaplar ve dinlediği cin ve peri hikayeleriyle gerçeklik duygusunu kaybetmiştir. Mahalleliğe göre o artık cinlere ve perilere kapılmış bir mecnundur. Bir gün kibar bir bey olan Engürisi Zade, mahallenin deliliği dillere destan genç delikanlısı Daniş Çelebi ile eğlenmek için ona bir oyun hazırlar. Kendi eşrafından misafirlerini konağına davet eder ve Peri isimli cariyesine peri kıyafetleri giydirerek Daniş Çelebi'yi alaya alır. Evet Ahmet Tat'tan devam ediyoruz. Dünyaya ikinci geliş. 1875 tarihli romanın diğer adı İstanbul'da neler olmuştur? Romanda 3. Selim'in kurduğu Nizami Cedid ile Yeniçeri Ocakları arasında yaşanan çekişme ve bir aşk macerası etrafında anlatılır. İstanbul'da Veysel Efendi'nin kahyalığına kadar yükselmiş hadım köle Mesut geceleri kadın kılığına girerek konak konak dolaşmaktadır. Bu dolaşmaları sırasında efendisinin oğlu Osman ile ilişkisi olduğu için esirciye teslim edilen cariye ile karşılaşır. Cariye onu tanıyınca Mesut kendisine ele vereceğinden korktuğu kadını ortadan kaldırmak ister ve ancak yapamaz. Cariyeyi adadaki bir mağaraya hapseder. Lalası olduğu Osman'ın yalvarmalarına dayanamayınca ona sevdiği kıza kavuşmasının bir çeşit ölümle mümkün olacağını söyler. Delikanlı kabul edince o da cariyenin hapsedildiği mağaraya kapatılır. Orada bir de oğulları doğan Osmanla Nergis 7 yıl sonra bir yolunu bulup mağaradan çıkar. Bu ikisi için dünyaya ikinci geliştir. Mağarada geçirdikleri zaman zarfında İstanbul'da ve dünyada çok şeyler olmuştur. Peki, Ahmet Tat'tan devam ediyoruz dostlarım. Dürdane Hanım. Genç, güzel, zengin ve iyi eğitimli dul bir kadın olan Ulviye roman okumayı çok sevmektedir. Bir süre sonra okuduğu romanlarla yetinmeyip iyi bir roman kahramanı olacağını düşündüğü komşusu Dürdane Hanım'ı izlemeye başlar. İki yalı arasına gizlice bağladığı telefon aracılığıyla Dürdane'nin zengin bir genç olan Mergup Bey ile görüştüğünü ve bu ilişki sonunda hamile kaldığını öğrenir. Mergup Bey'in Dürdane Hanım ile evlenmeye razı olmaması üzerine Ulviye olaylara müdahale etmeye başlayacaktır. Evet Ahmet Tat ile devam dostlarım adam yazmış da yazmış Esrarı Cinayet biliyorsunuz ki edebiyatımızdaki ilk polisiye romandır. Olay İstanbul gazetelerinde yer alan bir haberle başlar. Karadeniz'den dönen balıkçılar İstanbul boğazındaki bir kayalıkta bir genç kızla iki adamın cesedini bulur. Olaya Beyoğlu Kaymakamlığı soruşturma memurlarından Osman Sabri el koyar. Bu olaydan bir ay sonra Beyoğlu'nda Halil Suri adındaki Hristiyan Arap evindeki odasında asılı bulunur. Halil Suri dönemin ileri gelenleriyle sıkı fıkı ilişkileri olan zengin bir adamdır. Olay ilk önce intihar zannedilir. Osman Sabri doktor raporlarından yola çıkarak olayın cinayet olduğunu ortaya çıkarır. Osman Sabri bu cinayetle diğer cinayetler arasında bir bağ olduğunu keşfedecektir. Evet. Ahmet Tad Efendi'nin meşhur romanı sevgili dostlarım Felahatun Bey ile Rakım Efendi biliyorsunuz Tanzimat döneminde Doğu Batı çatışması sıklıkla işlenir. Bu romanda da bu konu Doğu Batı çatışması ele alınmıştır. Osmanlı'da yanlış batılaşma sorununu alafranga zübbe tipi işleyen eser Bey Efendi kelimelerinin çağrıştırdığı Doğu Batı çatışmasını işleyecek. Felatun yazarın idealize ettiği neredeyse kusursuz bir tip olan rakımın olmadığı her şeydir. Yani rakımda olan her şey Felatun'da yok. Felatun Bey bir batılı gibi yaşamaya heveslenir ancak bu konuda tek yapabildiği yarım yamalak bir Fransızca ve en moda giysilerle Beyoğlu'nda çaka satmaktır. Tembeldir, roman boyunca onu çalışırken hiç görmeyiz. Her şeyi birbirine karıştırır, kendi kültürünü, dilini doğru dürüst bilmez. Başını sonunu düşünmeden hareket ettiğinden komik durumlara düşer, çokça para harcar saftır. Kendisini gerçekten sevdiğini sandığı hoppa bir Fransız aktrisi de tutulmuştur. Rakım'ın uyarmasına rağmen bütün servetini onun uğrunda tüketecektir. Rakım Efendi ise Felatun Bey'in tam zıttıdır. Küçük yaşta anasız babasız kalmasına, çok yoksul olmasına rağmen dadısının yardımıyla kendisini çok iyi yetiştirir. Çamaşırcılık yaparak kendisini büyüten dadısına minnettardır çok çalışarak Fransızca öğrenir, kendisine iyi bir iş bulur, yabancılara Türkçe dersleri verir. Evine cari olarak aldığı canını... eğitir, yetiştirir ve sonunda onu severek onunla evlenir. Mutlu bir evlilik yaşarlar. Evet, gelelim edebiyatımızın ilk realist romanı Araba Sevdası adlı romana Recaizade'ye aittir. Romanın teması yine aynı tanzimat döneminde işlenen yanlış batılılaşmadır. Üstün körü bir eğitim almış, Bihruz Bey bir vezir oğludur. Babası ölünce bir miktar par paraya kavuşur. Kendini eğlenceye kaptıran Bihruz gönlünü Periveş adlı bir kıza kaptırır. Yalancı ve dalkavuk arkadaşı ona periveşin öldüğünü söyler. Bu üzüntü içinde şehzade başında yürürken periveşe çok benzeyen birini görür ve onu periveşin ablası zanneder. Bihruz'un ahmaklığını anlayan kadın periveş diye aradığı kişinin kendisi olduğunu söyler. Sonunda Bihruz sevdiği kadının öyle sandığı gibi yüksek bir aileden olmayıp tersine düşkün bir kadın olduğunu anlar. Evet gelelim Sergüzeş adlı romana. Şimdi ilk realist roman tabii ki araba sevdası ancak realizme geçişin ilk örneği de Tabii ki sergüzeştir, realizme geçişi sağlamıştır. Sami Paşazade Sezai'ye ait. Romantizmden realizme geçiş özelliği gösterir. Esircilerin Kafkasya'dan getirdikleri Dilber 9 yaşında İstanbul'da bir eve 40 liraya satılır. Evin hanımı ve zenci halayık taravet çocuğa acımasızca davranırlar. Evin reisi memuriyet için Anadolu'ya gideceğinden evin fazla eşyalarıyla birlikte Dilberi de 65 liraya esirciye satar. İleride fazla para etsin diye ut çalmayı, şarkı söylemeyi de öğrenen Dilber bir süre sonra 150 liraya Asaf Paşa'nın konağına satılır. Konağın oğlu Celal Dilber'e aşık olur. Bunu öğrenen annesi Dilber'i evden uzaklaştırır. Dilber bu kez Mısır'da zengin bir Mısırlı'nın cariyesi olmuştur. Kapatıldığı evden kaçmak üzereyken geleceği hakkında umutsuzluğa kapılır ve çareyi kendini Nil nehrine atıp intihar etmekte bulacaktır Dilber. Peki devam. Nabizade Nazım'ın Karabibik adlı romanı biliyorsunuz ki ilk köy romanıdır dostlarım. Dikkat! Bir çift öküz edinmeye çalışan bir çiftçinin hikayesidir. Olay Antalya, kalp içine alalım ben Antalya'da yaşıyorum. Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Beymelik köyünde geçer. Karabibik babadan kalma 12 dönümlük tarlasının 4 dönümünü satmış, kalan 8 dönümle geçinmeye çalışmaktadır. Bir çift öküze borç alarak kavuşan adamın artık tek derdi evde kalan kızına bir kısmet bulmaktır. Haydi bakalım hayırlısı inşallah bulursun. Evet gelelim Nabizade Nazım'ın diğer bir romanı Zehra. 1886 yılında Servet Fünün dergisine tefrika edilen eserde doğuştan kıskanç Zehra adındaki güzel bir kızın kocasına elinden kaptırma korkusuyla kıskançlığın pençesine yakalanışı anlatılır. Tanzimat Edebiyatı'nın ikinci dönem ürünü olan eser karakterlerinin çok yönlü ele alınışı ile kendinden önceki romanlardan ayrılır. İlk defa naturalist çizgiler görüyoruz değil mi? Eser tamamen kıskançlık teması üzerine kurulmuştur. Yazar çevre tasvirlerinde ve kahramanlarını çevrelerine uygun işleme konusunda dönemine göre oldukça başarılıdır dostlarım. Peki devam. Yine Nabizade Nazım'ın Zavallı Kız adlı hikayesi. Hikayenin baş kahramanı zengin bir ailenin oğlu İhsan'dır. İhsan'ın halasının kızı Hüsna anne ve babası ölünce bu zengin eve getirilir. İhsan ve Hüsna birlikte büyürler. İhsan şımarık bir çocuktur. Hüsna ise sessiz ve masum bir kişiliktir. Sonrasında aile onları evlendirmeye karar verir. Hüsna zaten İhsan'a aşıktır. İhsan, Hüsna'nın bu duygularıyla alay etse de ısrarlara dayanamaz ve Hüsna ile evlenmeyi kabul eder. Düğün hazırlıkları başlar fakat İhsan bu arada bey Beyoğlu'nda bir Fransız şarkıcıya aşık olmuştur. İhsan, kadının onunla eğlendiğini düşünse de bir türlü ondan vazgeçemez. Kadınla bir otelde yaşamaya başlar. Anne ve babasının yalvarmalarına rağmen eve dönmez. Sonunda kadın İhsan'ı terk eder. İhsan çaresiz evine döner büyük bir pişmanlık duymaktadır. Hüsna ise hastadır. İhsan Hüsna'dan af diler ama Hüsna ölmüştür. Evet son pişmanlık neye yarar şarkısı burada çalmalı değil mi? Peki devam. Evet yine Nabizade Nazım'ın Haspa adlı hikayesi. 40 yaşına aşkın ve evli bir adam olan Behzat'ın bir vapur yolculuğu sırasında tanıştığı Galip ve Aliye'nin 12 yaşındaki kızı Şahande'ye aşık oluşunun anlatıldığı hikayede daha çok Behzat'ın kendisiyle yaptığı iç mücadeleye dikkat çekilmiştir. Haspa ile arkadaş olan Behzat İstanbul'a döndükten sonra bu aileyle görüşmeye devam eder. Daha sonra Behzat'ın gayretleriyle Haspa yatılı bir okula verilir. Aradan 4 yıl geçtikten sonra Haspa evlenir. Nikah şahitliğini de bizim Behzat yapar. Nikahına çağır beni sevgilim değil mi? evet devam. Nabizade Nazım. Hala Güzel adlı hikayesi. Hikayenin kahramanı yaşı 50'ye yaklaşmış Safter adlı bir erkektir. Safter, sevmediği eşi Sıdıka ile mutsuz bir hayat sürmektedir. Hikayede geriye dönüş yapılarak 20 yıl önce Safter'in Fahriye adlı bir kıza aşık oluşu anlatılır. Safter, Fahriye ile evlenir ve mutlu bir hayat sürmeye başlar. İki çocuk sahibi olduktan sonra Safter bir memuriyet ile Avrupa'ya gönderilir. Aradan 8 sene geçtikten sonra İstanbul'a dönen Safter, Fahriye'yi değişmiş bulur. Fahriye Safter Avrupa'dayken başka birine aşık olmuştur. Sonunda ayrılırlar ve Safter şimdiki eşi Sıdıka ile evlenir. Fahriye'nin evlendiği yeni eşi de bir müddet sonra ölür. Hikayenin sonu Safter ile Fahriye'nin oğulları Fahri'nin eğitimi ile ilgili bir meseleyi görüşmek için 9 yıl sonra karşılaşmalarıyla bitecektir. Evet. Emin Nihat Bey'in Müsameretname adlı eseri değerli dostlarım hikaye türünün ilk denemelerinden kabul edilir. Eser 1872-75 yılları arasında fasiküller halinde yayınlanmıştır. Geleneksel anlatıdan modern hikaye geçişin ilk örneklerinden biridir. 7 hikayeden oluşan eser uzun kış gecelerinde bir araya gelen kişilerin anlattığı hikayeler şeklinde kurgulanmıştır. Kahramanların sıradan kişiler olması yanı sıra kadın erkek ilişkileri, evlilik meseleleri, doğu batış çatışması, kölelik gibi toplumsal sorunlara yer vermesi nedeniyle öncü bir eserdir. Unutmuyoruz dostlarım. Evet, Girizli Aziz Efendi'nin Muhayyelat Muhayyelat adlı hikayesi ya da Muhayyelatı Aziz Efendi bu başlıkta da geçer. 1796'da yazılan kitap ancak 1852'de basılabilmiş. Tanzimat öncesine ait bu eser modern hikayeye geçişte bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Hikayelerde masallarda görülen olağanüstü varlık cin peri gibi ve olaylar yanında gerçekçi unsurlarında yer alması geçiş özelliği taşıdığının da bir göstergesidir dostlarım. Evet, Tanzimat dönemi roman ve hikayelerinin genel özellikleri ve özetleri bunlardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.